Merhaba, ben Kenan Acar. Çanakkale'de Atikhisar Kalesi'ndeyim. İlk kuruluşu M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanan ve Perslerin M.Ö. 6. yüzyılda Troas bölgesinin kontrolü amacıyla kullandığı önemli bir üs konumunda olduğu kaydedilen kale, Çanakkale'ye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çanakkale, Çan Karayolu üzerinde, adını verdiği Atikhisar Baraj Gölü'nün hemen kıyısındaki yüksek bir tepe üzerinde yer alan kale, halk arasında Gavurhisar olarak da bilinmekte. Sarıçay Vadisi'ne hakim durumda, yaklaşık 40 metre yükseklikte büyük bir ana kaya üzerine inşa edilmiş olan kalenin girişi kuzey tarafında yer alıyor. Doğu ve batı bölümünde ise dik kayalıklar mevcut. İç içe iki bölümden meydana gelen kalenin iç bölümdeki yüksek kısmı bir kayanın üzeri düzleştirilerek oluşturulmuş. Geçmişte bu yüksek bölümde vadiyi gözetleyen kulelerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bu bölümde iki bölümlü bir sarnıç yapısı kalıntısı ve ortasında bulunan boşlukta temel kalıntıları mevcut. Aşağı bölümde bulunan dış duvarın kuzeybatı bölümündeki sur duvarları kısmen korunmuş durumda. Kalenin duvarları molos taş ve kireç harçlı malzeme ile yapılmış. Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İç Troas ve Miza bölgelerini birbirine bağlayan antik yolların üzerinde bulunan kale, Bizans döneminde bölgedeki yerleşim yerlerini ve değerli madenleri korumak amacıyla yapılan kalelerden biri. Atikhisar Kalesi, bölgede Osmanlı hakimiyeti sağlandıktan sonra Bizans'tan kalan mevcut bazı diğer kaleler gibi onarılmış ve kullanılmaya devam etmiş. Kalenin dış kısmında bulunan düzlükte bazı iskan izlerine rastlanmakta. Kale içinde ve eteklerinde M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak milattan sonra 10. yüzyıla kadar kesintisiz devam eden seramik örneklerine de rastlanmış. Roma dönemine ait ve yaklaşık 2500 yıllık geçmişi olan kale ve çevresi ne yazık ki oldukça bakımsız ve unutulmuş bir görüntü sergiliyor. 2023 yılında bölgede meydana gelen orman yangınlarının izleri de bugün hala açıkça görülüyor. Evet, Atikhisar Kalesi'ne yaptığım kısa ziyaret sırasında edindiğim izlenimler ve toparladığım bilgiler kısaca böyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Video ile ilgili görüşlerinizi yorumlarınızda paylaşırsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.